İsfahan'dayız. İran'ın en eski kentlerinden birindeyiz. Nakşicihan Meydanı'na girmiş bulunuyoruz. Nakşicihan Meydanı İsfahan'ın en önemli yapılarından biridir. Şah Abbas'ın bu kente bırakmış olduğu belki de en görkemli, en güzel yapıdır. İngiliz. Which door this one? It is Abbasi Holy Mosque and it's for Safavid era. And it's 400 years ago built. Okay, very nice. And this one? This one, Sheikh Lutfullah Mosque. It is a private mosque for Safavid era, for Shah Abbas King. And that one? Abbas Safavi King. Yes. That one is a big palace in six floors. Okay, and that's called Kayseriye. Kayseriye door. Okay. It's just Kayseriye. Thank you very much. Herat'ta babasına karşı ayaklanan Şah Abbas, başkent Kazvin'i ele geçirerek 1587'de hükümdar olur. Onun hükümdarlığından sonra İsfahan önemli bir kent olur. Şah Abbas'ın başkenti artık İsfahan'dır. Nakşicihan Meydanı ya da Meydane Nakşicihan, dünyanın resminin meydanı ya da Meydane Şah, yani Şah'ın meydanı olarak da bilinir. Kısaca buraya İranlılar İmam Meydanı da diyorlar. Bir yerde neçə gündə düzeltmeyebilir. Neçə il çəkib de düzeltme. Onu görürsünüz. Sonra o dolanıp gelip aşağıya. Tarihi büyüyerek aşağı iniyor. Selçuklular döneminde yapımı başlatılmış olan Mukarnaslı büyük cami girişleri Safevi döneminde de devam etmiş. İsfahan'daki Nakşicihan Meydanı'ndaki bütün camilerde ve bütün yapılarda Mukarnaslı girişler göze çarpıyor. Simetrik fotoğraflar çekmeyi düşünen fotoğrafçıları zorlayacak bir kent İsfahan. Bütün tarihi yapıların her tarafı simetriyle dolu. Birbirini izleyen kemerli kubbeler, yan yana dizilmiş mukarnaslı kapılar, hepsi bir simetri abidesi. Sanatın, edebiyatın, mimarinin ve egzotizmin başkenti İsfahan'dayız. İran'ın en güzel şehirlerinden biri, belki de en güzel şehri. Çin'in en ayrıntılısı, turkuazın en mavisi İsfahan'da.
Birinci Abbas. Şah Abbas Abbas. Şah, birinci Şah Abbas Camisi. Şah 1. Abbas Camisi'nin bütün yer döşemeleri değiştirilmiş fakat caminin tam orta yerinde küçük bir miktarı bırakılmış ve burası artık dünyanın merkezi olarak kabul edilmiş. Evet, akustik denemesi yapıyoruz. Evet abi. Abdest alma havuzlarından bir tanesi. İran deyince akla İsfahan, İsfahan deyince de akla Nakşi Cihan Meydanı gelir. Evet, İran'da 1. devrimin İsfahan'da başladığı yermiş burası. Nakşi Cihan Meydanı'ndan çıkınca hemen dışarıda. Hemen arkamda görülen yer de büyük hapishane ve birçok kişinin idam edildiği yer. Şimdi üniversitenin sanat galerisi olarak kullanılıyormuş. İlginçtir, İran'da sarıklı cübbeli gördüğümüz insan sayısı şu ana kadar 2. Bir haftadır buradayız. 2 tane gördük. Bize televizyonda gösterilenler kesinlikle doğru değil. İran adına İran big. İran is very nice. A lot of television channel, American channel says İran not good, İran bad, İran so but that is media. We are here one week. All of them very nice. Yeah. Really. Thank you. Evet, Amerika'nın İran'la ilgili yaptığı kara propagandayı artık kesinlikle yemiyoruz. İran'da herkes serbest. Şort giyerek geziyorum. Ancak kadınların başına örtü almasından başka devletin burada bir istediği yok gördüğümüz kadarıyla. Her şey gayet güzel. İran'ı gezmeye doyamıyoruz. Hele de İsfahan gibi tarihi etkileyici bir kentteyseniz. Nakşi Cihan Meydanı'ndan az ileride bir sokağa sapıyoruz. Amacımız Beryan kebabı yemek. İran'ın bu ünlü yemeğini yemeden İsfahan'dan ayrılmak olmazdı. Evet, Beryanlarımız geldi. Bu. Yanında Reyhan ve soğanla.
havanın sıcaklığını aldırmayıp Beryan kebabından sonra tekrar sokaklarda, pazarda buluyoruz kendimizi. İsfahan'da Ermeni Kilisesi'nin olduğu yerdeyiz. Burası bir Ermeni Kilisesi. Yine İsfahan'da bir dükkandayız, Ermeni mahallesinde. Şu an buradan da bir şeyler alacağız. Fiyatlar çok uygun İran'da, her şey çok ucuz, hediyelik de çok ucuz. Tabi parayı öğrenene kadar biraz canımız gibi, hala da tam öğrenmiş değiliz. Şunlar masa ölçüsü değil mi? Evet, güzel hediyelerle döneceğiz İsfahan'dan. İsfahan'da tüm yapılar usta bir ressamın paletinden dökülen boyalar gibi. Ne yana baksanız birer sanat eseri. Zayendorut Nehri üzerine kurulmuş olan Pole Hajuk Köprüsü de onlardan bir tanesi. Zayendorut Nehri yazın kuruyor. Pole Hajuk Köprüsü iki katlı bir köprü ve köprüde İsfahan için en önemli tarihi kişi sayılabilecek Şah Abbas'a ait bir de saray var. İsfahan'daki tüm yapılar gibi Zayendorut Nehri üzerine kurulu olan Pole Hajuk Köprüsü'nün revakları da aynı simetriden nasibini almış. Bütün revaklar birbirinin aynısı, birbirinin ikizi. Milim dahi oynama yok. Tüm resimler, tüm çerçeveler birbirinin aynı. Bütün tarihi yapılarda insanın içine işleyen bir başka duygu oluyor. Bu köprü de onlardan biri. Pole Hajuk Köprüsü'nde hayat var, insan var, ruh var. Tarihin, ruhların ve olayların sinmişliği var. Hi. Gördünüz. İran'da akıp giden bir modernizm var. Hiçbir zaman anlatıldığı gibi, o filmlerde gösterildiği gibi değil. İranlı bir kız geldi, merhaba dedi. Biz de ona kibarca cevap verdik, değil mi? Kesinlikle. Hatta bizden önce... çok daha rahatlar. İran'daki modernizm insanı şaşırtmıyor değil. Başı hicaplı kızlar merdivenlere oturmuş sigaralarını içiyor. Yanımızdan kaykaylı gençler geçiyor. Akşam olunca kale duvarlarına yaslanıp gitar çalan gençler sokak müziği yapıyor. İran dondurması alacağız. Mustafa, neydi bu dondurmanın adı? Falode. Böyle bir şeydi, doğru. Falode, İran dondurması. Falode. İran'da bizde olmayan bir şey gözlemliyoruz. Akşamın serinliği çökünce şehrin en kıymetli meydanları, en işlek alanları, en turistik yerleri
halkın piknik alanı oluyor. Çarşafını battaniyesini seren yerel halk, İranlılar, burada termoslarından çaylarını içiyorlar, pikniklerini yapıyorlar ve hiçbir çöp bırakmadan sessizce evlerine çekilip gidiyorlar. O kadar çok kara propagandaya maruz kalmış ki İran'da ne görsek şaşırıyoruz. Gündüz ayrı, akşam ayrı bir hayat var İran'da. Gündüz iklimden dolayı sokaklar, caddeler, parklar bomboşken, gece meydanlar, en turistik yerler, parklar, bahçeler kalabalıklarla doluyor. Piknik yapan insanlar akşamın serinliğinin tadını çıkarıyorlar. Nakşicihan Meydanı da onlardan bir tanesi. Revaklardan süzülen ışıkların aydınlattığı alanlarda İranlı çocuklar oyun oynuyorlar. Nakşicihan Meydanı'nın dört büyük kapısından bir tanesi, Kayseriye Kapısı. Nakşicihan Meydanı, dünyanın merkezi, dünyanın meydanı. İran'ın en güzel kentlerinden biri olan İsfahan'dayız. İsfahan'dan ayrılma zamanımız geldi. Bir sonraki durağımız olan Kayyumabad köyünde görüşmek üzere, hoşça kalın.